Size bir sual. Neden Türkiye'de bu kadar genel evler var? Hepsi de devlete vergi vererek çalışıyor. Neden karşısı alınmıyor? İslam'a zıt değil mi? Hazreti Mehdi'ye böyle mi hazırlık yapılıyor? Bakıyorum iyi insana benziyorsunuz. Ne Zeynel kardeş, Allah senden razı olsun. Yapacak bir şeyimiz yok, kuvvetimiz yok yani. Efendim, Erdoğan Hazreti Mehdi zemin hazırlıyor dersimize gelen yorumu. Ya bu nasıl bir zemin hazırlamak? Devlet deyince elinde ne var ki devletin yani? Şimdi bir devlet bir kazadaki bir hakimin yerini değiştiremiyor. Yani o başkan dediğin adam bir yere gittiği zaman oradaki hakim o başkanı tutabilir orada. O hakime öyle kuvvet verilmiş yani. Bir hakimi yerinden oynatamıyor. Adam toplantıda bir paşa başbakana küfrediyor. Şimdi değil. Allah razı olsun bu adam o işe postasını koydu ama postasını koydu yani. Bu paşa geçen toplantıda başbakana küfrediyor. Bir paşa bir başka devletin reisine ağzına gelmedik hakaretler yapıyor. Bu harp sebebidir yani bir devletin paşası, bunun başkanına devlet var. Suudi'nin başkanına hakaret ediyor. Yani başkan deyince her şey elinde istediği gibi yapar zannediliyor. Öyle değil. Öyle değil. Birer birer kopardı işte. Elinden ne kadar kuvvet varsa onu kopardı. Biraz mesela üniversiteye bir zamanlar ne jandarma girebiliyordu ne polis girebiliyordu. O deniz gezmişler, Ömer Aynalar, efendim Yusuf İnanlar bilmem neler hepsi Ankara'da Teknik Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyorlar. Orası üniversitenin eğitim yeri. O zaman rektörü de oranın Erdal'in. İsmet İnönü'nün oğlu, Erdal İnönü. Jandarma da giremiyor, polis de giremiyor. Oradan içeri girdi mi ayrı bir devlet. Üniversiteye polis giremiyor. Bu memleket neler geçirdi yani? Allah'a şükür birer ikişer o kaleleri düşürüyor. Yani bunun yaptığını tarih bir gün çok güzel yazacak. Az şey yapmadı yani çok büyük işler yaptı. Yani oralara üniversitelere şey giremiyor. Her bir üniversite başlı başına bir devlet. Geliri, gideri, ondan sonra idaresi hepsi kendine ait. Orada insanlara mahkeme kuruyor. İçeri giren talebeye mahkeme kuruyor. İşte başına bazen bilir miydi? Buralardan geldik. Oralardan geldik. Her gün bir Genelkurmay Başkanı efendim gazetelere beyanat veriyor. Hükümet böyle etti, hükümet şöyle etti. Buralardan geldik. Yani kılık kıyafet meselesi bizi Azimendiler ne yapmıştı? Ne yapmıştı? Azimendiler İstanbul'a giremezdi. Niye giremez? Kıyafetim söyledi. Buralardan geldik. Buralar hep yar, buralar hep kale, buralar hep bunlar yıka. Geliyor. Elinden bu geliyor. Elinden bu geliyor. Yani devlet başkanı deyince hemen durun lan, giyinin lan, yapın lan. Öyle değil. Öyle değil bu işler. Bu devletin bir ordusu var. 1 milyon asker besliyor. Bu devletin ordudan kaç katlı fazla sendikalar var. Sendikalar işçi şeyinde 1 Mayıs'ta kaç tane adam öldürdüler, kimse sesini çıkaramıyor.
Bir yerden geliyoruz yani. Ondan sonra talebe teşekkürleri var. Fitne, fesat, fucur, gazeteler var. Daima Türkiye'de daima birinci kuvvet, birinci güç gazetelerdir. Daima. Basındır. Daima. İstediği adam bitiriyor, istediği adamı alıyor, yapıyor. Süleyman Demirel 3 ayın içerisinde başbakan oldu sıfırken. Hiçbir şey yok. Bilinmeyen bir insan. Deseyde genel müdür. Hürriyet gazetesi bir başlık attı. Çoban Sülü diye. İlk. Çoban Sülü. Çoban Sülü kimdir? Ama ondan kaç ay evvel de biz bunun haberini aldık. Bir gün Mehmet Armutçoğlu'nun evinde oturuyoruz. İşte mebuslar falan filan var. Orada öyle bir meclis oluyor. Mehmet Armutçoğlu dedi ki başımdan geçen bir şey anlatayım dedi. Çok büyük zenginler. İsviçre'de fabrikalar var bilmem ne. Fabrikadayım diyor İsviçre'de. Bir Yahudi komşumuz var diyor. Geldi diyor, oturduk, sohbet ettik. Dedi ki Türkiye'de seçimler yaklaştı, kim başbakan olacak? O zaman görünen şey şeydi, Saadettin Bilgiç'ti. Adalet Partisi Başkanı Saadettin Bilgiç. Dedim ki yani görünen şey Saadettin Bilgiç olur. Güldü. Şey Süleyman Demirel olacak. Süleyman Demirel kim ya? Ne adı var, ne sanı var, hiç ay kalmış seçime. Göreceksin dedi. Karar verildi. Süleyman Demirel başbakan olacak. Ondan sonra bir iki ay sonra bir fırya başladı. Çoban Sülü. Hadi aşağı Sülü, yukarı Sülü. Mason dediler, konuşma yapıyor. Diyor ki, arkadaşlar diyor, bana mason diyorlar. Evet, ben masonum. Bunun manası ne biliyor musunuz? Ben tahsilimi Amerika'da yaptım. Bizim üniversitenin karşısında bir güzel çorbacı vardı. Çok güzel çorbası yapıyor. O çorbanın adı mason. Cerbezeye bak. O çorbanın adı masondu. Ben de o çorbayı çok seviyordum. Her gün o çorbadan içiyordum. Onun için bana mason diyorlar. Bunda bir kusur var mı? Hayır. Böylesi bir cins Kemalizmin bütün özellikleri üzerinde topluyor. Kemalizm nasıl bir adam tarif ediyorsa aynısını üzerinde topluyor. Böyle bir melun zındık. Yani Türkiye buralardan geliyor yani. Güzelim yani. Başkan olmuş diye ne yapacak? Ne yapabilir yani? Keşke elimizden bir şey gelse, onun da elinden bir şey gelse de yapsa.